Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dünyaya geldiği ve anıt mezarının bulunduğu Isparta Atabey'e bağlı İslamköy'e Şanlıurfa'dan tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik işçi olarak gelen kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüs tespit edilen kişi karantinaya alınırken temasta bulunduğu belirlenen 11 kişiye ise izolasyon çalışması uygulandı. Köye giriş ve çıkışların kontrollü olarak yapıldığı ve filyasyon çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan ekonomi kampüsünde gerçekleştirilen pandemi süreci ve turizm tedbirleri toplantısında konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İslamköy'deki vaka ile ilgili açıklamada bulundu. 2 gün önce işte bir ilçemizin bir köyünde tespit edildi. Orası şu anda takip ediliyor ve o cumartesi günkü vakaya da yakın birisiyle biz toplantı halindeydik. İslamköy'deki kadın kooperatifinin işte BAKA'dan desteklediğimiz 1.2 milyonluk bir projesi var. Biraz sıkıntıları vardı, yürütemeyecek gibiydi. Gittik kaymakamını, ilgililerini topladık. Nasıl yapacağız? Allah'ın izniyle buradaki toplantı bitecek şimdi. O toplantıyı da yapıp onu da yapmış olacağız. Yani şunu demek istiyorum. Bakın iyi duygularla gidiyorsunuz ama bir araya geliyorsunuz 3-5 kişi. Karşınızdakinin İslamköy'deki o tespit edilen pozitif vakayla teması var. Yani karşınızdaki şu anda pozitif vaka değil ama olma ihtimali çok yüksek. Düşünün şimdi maskeniz olmadığını, sosyal mesafeye uymadığınızı, kucaklaştığınızı şu anda risk altındasınız. O gün biz kahvaltı da yaptık, rica ettiler. Kahvaltıyı ikram eden çocuklar, Allah razı olsun, hep maskeliydiler. Mesela şimdi diyorum ki onlardan öyle bir şey bulaşma ihtimali çok düşük. Bulaşamaz mı? Bulaşır. Ama usulüne göre maskesini kullanıyor, hijyenine de uyuyorsa bulaşma ihtimali çok düşük. Rahat ediyorum şu anda. Belki de bu toplantıyı iptal etmem lazım. Ama o ortamı bildiğim için rahatız.